Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam ediyor. E, peki şimdi e, bizim ligimize geçmeden önce Avrupa Ligi'nde de çok karşılaşma var. Onlar içerisinden böyle daha seyir zevki yüksek olabilecekleri e, biz kenara not ettik. B grubunda Ajax Marsilya ve aynı zamanda yine B grubunda Brighton AEK. Ne biçim grup ya? Yani? Yani, <laughs> yani, yani, yani Avrupa evet, şu an... grubu gibi bir şey. Yani Avrupa Ligi'nde çok sıkışık bir grup olmuş bu. Evet Avrupa Ligi. Valla Brighton AYK. Üzerinde bir grup. Bu sertliği efsane, var. Efsane Brighton burada şey yapar. Rotasyon ve... Rotasyonun babasını yapar. AYK da fena takım değil. Ee, ama maç sonu 2'ye 10 vermişler. 10 <laughs> vermişler yani. İmkansız bir şey vermişler. Acaba tutturum kampanyasını ben, değerlendirmenin ben, en iyi... Ben nasıl? burada ben burada tutturum kampanyasını iki türlü değerlendiririm. <laughs> 2-11'den alt diyorum abi. <laughs> 2-11'den alt. Hmm, mantıklı yani. Abi Çok şey gelmedi. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Ha, evet. Şimdi şöyle bir şey var ya %90'a %10 falan. <laughs> Mantıklı mı acaba diye bir zorlayayım dedim ama. Abi 70 75'e 25 falan olur toplu oynama oranı. Ay ay aynen. Ama ayaka bir tane sıkıştırabilir. Sıkıştırırsa yenilmeyebilir <laughs> ha. Öyle bir şey olur. Barcelona Celtic maçı gibi. Evet evet. Bir, bir alt diyorum ben abi. Ben alt diyorum buna. <laughs> evet abi sen. Yani o rotasyon falan yaparsa hani Premier Lig'de gidelim diye diyordur hani e, ama abi grup çok zor yani grup biraz kolay olsa Brighton ben her halükarda çıkarım gruptan deyip burada full rotasyon Sabah. gibi bir şey yapabilirdi hani de. En banko 6 puan. Ayaksa Marsilya çok zor olunca hani bunu iç kazanması lazım mecbur yani çıkmak için. Abi O yüzden o kadar da büyük rotasyon yapmaz bence ya. Ee, tamam, ama ben alt dedim abi. 1-10'da çok şey. Ben Peki sence abi. bu grupta AYK kimi gözüne kestirmiştir? Kimseye kestiremez ayaksı, yani. Ay abi. Ayaksı. Abi bir puan bir iki sıkıştırırım diyecek. Ayaksı, Ay ayaksı. Ayaksı. Ay ayaksı. Ay iyi değil bu sene. Ayaksı Ay iyi değil. Gelen yaşam tokatlı ayaksı. Yine bir... Sen kimsin lan hadsiz de diyebilirler yani. AYK'ya. Brighton AYK'ya oynanmaz bence. Yani <gülüyor> <gülüyor> Çünkü oranı, oranı düşük. Brighton. Evet belki oranı arttırabilecek biraz Başka bu. maça bakın. Evet tahminlerin detaylarına böyle ilginç detaylı canlıda oynanabilir. E, Bayisler oluyor, tahminler Serdar oluyor. Serdar dediği gibi rotasyon yapmışsa ona göre canlıda bakılabilir bak. Yani büyük rotasyon yaptıysa Brighton ona göre e, bir şey yapılabilir. Aynen. Biraz canlıcılık diyelim. Peki e, A, yine aynı grubun diğer karşılaşması Ajax Marsilya hakikaten burası yani yangın yeri. Vallahi evet. Ajax bir daha kaybederse döverler Ajax'ları. Süper futbolcuları Twente'ye denildiler ya. Tabii büyük tepki o var. O yüzden burada. abi karışık. Yani de ben 231 Mars ile çok şey gösteriyor bana. Hı. Seksi duruyor yani. Ben risk oluyorum Mars ile diyorum. Hı. Ben KG'ye Vardan gideceğim. Yalnız var değil. ne kavga çıkar ha. Of. Amsterdam, Amsterdam sokaklarında iki tane hooligan grubu değil mi? Ayakçı taraftar da manyak. Cezayir asıllı Fransızlarla. Yani Korsikalı Marsilyalılarla. Tabii. Psikopat, Hollanda, Psikopat Hollandalılar arasındaki kavgalar. kavgalarla. üzerinde birbirlerini kovalar onlar. Var ya. Müthiş kavgalar çıkar. Maç ertelenir bahsi var mı acaba? Maç oynanmaz mı bahsi? Sinan sen ne diyorsun abi? Marsilya 2 bayağı şey yani yüksek orandan olabilir hakikaten. 2-31 evet. Yani İştah kabartan bir oran bu arada. Ayaks kaynıyor yani. Eski Ayakstan şey yok. O yüzden Eser. neden olmasın? Peki o halde Galatasaray'a geçelim. Süper Lig'e geçelim daha doğrusu. Süper Lig'de de ilk maçımız Başakşehir-Galatasaray olacak. Başakşehir'de Çağdaş Atan'la 3 puanı aldı. Galatasaray Avrupa Arenası sonrasında gözünü lige çevirecek. Sen de başlayalım mı abi? Yani şimdi Çağdaş hoca bir kere daha karşılaşacak Galatasaray'la. Ama o sefer biraz daha farklı bir Galatasaray olacaktır. Ha, Ama tabii şey maçı da bilmiyoruz yani. Kopenhag maçı ne oldu? Kopenhag maçı galibiyet oldu. Bambaşka bir motivasyon. Galibiyet oldu. Bambaşka bir şey. Beraberlik oldu. Başka bir şey. Sakatlık oldu. Bir şey. Olmadı. Bir şey. Şimdi bunların hepsi kriter. Çağdaş ee, Hoca'yı ben seyrettim. Ve yorgunluk da aslında başlı başına bir kriter. Ve bir dahaki maça da düşünce yani. Tabii. Yani, yani. Kazandık. Şu var. Düşünelim. Kaybettik. Şu var. Böyle yapalım. Berabere kaldık onu şöyle yapacağız plan. Dolayısıyla zor maç. Ben Başakşehir İstanbul Spor maçını izledim. İstanbul da izledim derken özetlerini gördüm. Özetlerden anladım. İstanbul da maçı kazanabilecek pozisyonları bulmuş. Maç 1-0 iken karşı karşıya kaçırdı İstanbul'da oyuncu. Dön dönünce Başakşehir 2-0 yaptı. 1-1 çok net bitebilirdi çok, 1 -1. Aynen öyle. Hatta bir yani Cemali Volkan pozisyonu var bir tane. Evet. mesela o korkunç bir pozisyon yani. Ee, İlk yarıda da çok iyi bir pozisyon falan hiçbir şey yok yani. İkinci yarıda evet. biraz bir şeyler. Ee, ama piyon teke iki tane yüzde yüz aldı at demişler. İnanılmaz. Atamamış. İnanılmaz. Atamamış mesela o da maç bir gerçek. Tam. Şimdi pozisyon üretemeye başlamış. Onu anlıyoruz. Yani üç dört tane pozisyon buldular. Birinde bir de iki tanesinde de gol attılar. Ama pozisyon verdiler de. O yüzden ben gollü maç bekliyorum. karışıklı gol var deyip geçiyorum. Hem de İstanbul Spor'a verdiler. Yani İstanbul Spor pozisyon üretmekte sıkıntı yani Şu an düşme potasının bir numaralı adayı İstanbul Spor. Ona böyle net birkaç pozisyon verdin. Az daha berabere bitiyordu. Adam at, karşı karşıya atsa bir bir berabere bitiyordu maç. Bence şurada çarpıcı bir şey var abi. Çağdaş Hoca geldi. Çağdaş Hoca geldikten sonra 4-5 tane transfer yaptı Başakşehir. Evet. Bütün bir yaz boyunca Emre Belezoğlu'na yapılmadığı transfer. Doğru. Çağdaş Hoca'ya gelir gelmez yapıldı. Hmm. Aslında bence Göksel Gümüş daha da Emre Belezoğlu ile devam etmek istemiyordu ama belki de söyleyemiyordu. Çok uzun süredir Vallahi Orada devam başka eden bir yakınlık var ya yani. İlişkiden dolayı. Hani kendi Ayıp olmasın diye bazen Çünkü geçen kesemez. sene Galatasaray ligin son haftalarında Galatasaray deplasmanına geldi. Basın toplantısına katıldım ben Emre Hoca ile işte soru cevap yaparken. Emre Hoca dedi ki e, bütçemiz düşecek. Onu konuşmamız lazım. Transfer yap, belki yapamayacağız vesaire. Yani transfer yapamayacağını biliyordu ama şu an Başakşehir son yılların en kötü Başakşehir. Açık farkla. Yani kadro olarak. Hı hı. O Abdullah Hoca dönemleri, daha sonraki dönemler, Aykut Hoca dönemlerine göre bayağı kötü yani Başakşehir. Geçen senenin iki. Yani Şener'i gönderdiler mesela. Sabek Şener oynuyordu. Eyüp'e falan gitti. Eyüp'te, bir alt ligde oynayacak yani. Ee, onun yerine Dibuay aldılar. bayağı böyle arada büyük makas var yani. Dubois oynar büyük ihtimalle yine şimdi. Abi ben açıkçası Başakşehir'i beğenmedim yine İstanbul maçında da. Önceki maçlarda da kötüydü. Ben Galatasaray kazanır diyorum. Ee, ama çok daha yüksek oran istiyorsanız yani çok büyük bir oran vermiyor Galatasaray'a. Başakşehir yine de Çağdaş Hoca ile bayağı direnir, savunma yapar. Şimdi orada bir motivasyon var tekrar. Bir geri dönüş kazanmışlar da falan bir motivasyon var. O yüzden belki tek farklı Galatasaray. Hani zorlarlar Galatasaray'ı ama Hı -hı. tek farklı Galatasaray galibiyeti de düşünülebilir yüksek oranda. Hmm, yani ben açıkçası Başakşehir'in gol yeme ihtimali yüksek görüyorum. Hani onu kesinlikle söyleyeyim. Yani eee İstanbul Galatasaray türlü şey, atıyor ya. abi. Ya Galatasaray da atıyor. Şimdi fakat burada hakikaten Avrupa maçı, Kopenhag maçı e, ve onun yansımaları nasıl olacak biraz ona çok bağlı. Biraz dolayısıyla hani gelişmeleri ve kadroları takip ederek hareket etmekte fayda var. Bizim bugün itibariyle söyleyeceğimiz şeylerin bir kısmı havada kalacak ister istemez. Ee, yani ben de Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum ama işte handikap ya da işte iki fark mı, bir fark mı, e, iki üç gol mü TG hani oraları çok kesiyorum. Çünkü bir yandan da Galatasaray'da kötü oynadığında bile işte şimdi molde eşleşmesinde abi yani hani e, Icardi'yi karşı takımı, Mustera'yı karşı takıma yaz. Ya seri belki 9-2 bitecek. yani hani öyle bir gerçek var yani. E, o yüzden onu da çok kestiremiyorum. Ben e, Galatasaray kazanır 1.58 kötü bir oran olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Ee, belki maç saatine göre onlar da bazen e, güncellenebiliyor. Oraları hem kadroları hem de e, oranları takip ederek bir tahminde bulunmak bence mantıklı. Tutturun sundu. Tutturanlar kulübü devam edecek. Her zaman.